2014 yılında Köln'de kurulduğu günden bugüne kadar aralıksız faaliyetlerini yürütmekte olan Umudum Ol Derneği, Duisburg Belediyesi'ne ait salonda yaptıkları toplantıyla yürüttükleri ve yeni başlatacakları projelerini tanıttı. Toplantıya Duisburg Alternatif Liste'den Gençlik Yardım Komisyonu üyesi Sonia Gianpaola, Okullar Komisyonu üyesi Seher Özsoy ve Belediye Meclis üyesi Ayhan Yıldırım, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve misafirler katıldı. Üç ayrı proje birden tanıtıldı. İki bölüm halinde yapılan toplantının birinci bölümünde üç proje hakkında bilgi verildi. Umudum Ol Derneği tarafından yürütülen bu projelere şu isimler verildi. 1. Kardeşim Üşümesin. 2. Umut Yürekli Anneler. 3. Yerel Yazarlar ile Buluşma. Bu projede bir çocuk başına kışlık mont ve bot alıyoruz. Öksüz ve yetim çocuklara. Fazla paramız kalırsa kütüphane kuruyoruz köylere. İlk bir kütüphanemiz Van'da oldu. Tekrar bunun devamını da getireceğiz. Biz bunu Eylül ayında gideceğiz. Eylül ayına kadar bütün maddi desteklerinizi, yani aylık 10 euro bile olursa, masalarda görüyorsunuz bağırtıraklarımız ve gönüllü birimi formlarımız var. Daha fazlası Umudum Ol masasında. Onları doldurup derneğimize üye olabilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz, aktif çalışabilirsiniz, yönetimde olmak isterseniz kapımız her zaman açık, bu sahne sizin için de var. Evet, Umut Yürekli Anneler, bizim bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. OHAL ilan edilmeden önce çok yetim ve öksüz çocuklarımız kayboldu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde OHAL çıkardı ve yetim öksüzler korumaya alındı. O yüzden bize listeler verilmiyor maalesef. Çocuklara da şey yapamıyoruz, hani manevi annelik dışında koruyucu anne olamıyoruz. O yüzden biz de neden manevi anne olmayalım dedik. Amacımız Almanya'da yaşayan annelerin şefkat ve merhamet elini Türkiye'de buna muhtaç olan öksüz ve yetim çocuklarla buluşturmak. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz tarafından hazırlanan bu projeyle Türkiye'nin 81 ilinde yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ederek Almanya'daki annelerle can bağı yapmayı hedefliyoruz. Buraya kadar anlaşıldı. İlk manevi annemiz kim? Projede Fatma. Evet. Duygunu alalım. Ya çok mutluyum, yani heyecanlıyım. İnşallah hakkıyla yapabilirim bunu. Kaç yaşında kızım? 8 yaşında. Neden Umutlu Yürekli Anneler diye başladı? Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağım diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl unut olabilirim diye soruyoruz. Evladımı istediğim zaman telefonla arayabilirim. O da beni istediği zaman arayabilir. Sosyal medya üzerinden canlı görüşebiliriz. Evladımın derdini paylaşmak, sorunlarını dinlemek, gelecekle ilgili konuşmak ve her yerde onunla yürek yüreğe olmak istiyorum. Gerektiğinde ailemle birlikte onu ziyaret etmek ve birlikte kültürel geziler yapmak istiyorum. Maddi ve manevi her türlü onun yanında olmak istiyorum. Kısacası hayatı evladımla paylaşmak istiyorum. Projeye nasıl destek olabilirim? Ayda belirli bir bütçe ile yetim ve öksüz bir evladıma maddi destek olabilirim. Derneğin hazırladığı kumbaralardan alarak, elime koyarak, biriktirip bizlere teslim ederek verebilirler. Projeyi kendi sosyal medya hesabımdan paylaşarak, arkadaş çevreme duyurarak, kendi şehrimde de hayır kahvaltıları, yardım geceleri ve farklı programlar düzenleyerek ve kendi çevremde bu proje için anne bularak, üye sayısını çoğaltarak. Bu kadar. Birinci bölümün sonunda verilen arada, misafirlere dernek gönüllüleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler ikram edildi. İkinci bölümde, üçüncü proje olan yerel yazarlarla buluşmanın ilkini gerçekleştirmek üzere davet edilen yazar, Talih Seval Tuncer tanıtıldı. Doğuştan engelli olan ve doktorların hayata tutunmasının mucize olacağını belirttikleri yavrusu ile birlikte, yaşadığı mucizeyi anlattığı kitabı ile tanınan yazar Tuncer, kitabını kaleme alış hikayesini ve yaşadığı süreç içindeki ruh halini misafirlerle paylaştı. Ben
Türk oğluyum. 1984 doğumluyum. Türk oğlu nereye bağlı bilmeyenler için? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Evet, kitabı yaralarıma merhem olmak için yazdım. Kızım Dünya Meleği'nin yanındaki küçük prenses. Özel çocuk olarak dünyaya geldi. Bu süreçte gerçekten biz çok zorluklar çektik. İşte hayal kırıklıkları yaşadık. Hani biz bazı kapılara bakıyoruz, kapı çirkin diyoruz, şey rengi falan yok diyoruz. Ama o kapıyı açmadan arkasındaki çiçek bahçelerini nasıl göreceğiz değil mi Özgür Hanımcığım? Ben işte o kapıyı açmayı Ela'da fark ettim. Ela bana anlattı. Gerçekten hani bir küçücük kız çocuğu bana hayatın felsefesini anlattı. Kitaptan bir bölüm okur musun? Tabii. Şimdi kitabım, bir onu hemen küçük hemen bahsedeyim kitaptan. Demin de sizin belirttiğiniz gibi iki bölümden oluşuyor. Birincisi ilk bölüm hayatımızı içeriyor. İkinci bölümde de hani uyanışımı anlatıyorum. Kendi yorumumla, şiirlerimle biraz hani neler yaptım da nasıl yolları keşfettim onu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir tane küçük şiir var. Kendin ol diye başlıyor. Belki bir gün kapıyı aralar mutlu. Belki de hiç beklemediğin anda sarar seni var gücüyle. Kim bilir, belki içtiğin çayın yudumunda saklıdır. Büyük sevinçler getirir sana, eline avucuna sığınmayan sevinçler. Belki de kaybetmekten korktuğun şeyleri bıraktığında gelir mutluluk, kim bilir. Cesaret edip de gidemediğin sokakların lambalarında saklıdır belki. Ardına bakmadan koşar adımlarla yürümekte, bir kuş gibi özgürlüğü uçmaktır belki mutluluk. Bir ağacın dalında saklıdır. Belki de terk edilmiş bir şehrin sokak feneridir mutluluk. Bir çocuğun gözündeki ışıltı, yalnızlığın içindeki huzurdur belki de. Aynadaki aksine bakmaktır mutluluk. Belki de gözlerden süzülen yaştır. Kimi zaman içinde hüzünü dışarı akıtmaktır mutluluk. Ne yapabileceğine inanmak ve harekete geçmektir mutluluk. Dört dörtlük olmaya çalışmak değil de kendin olmaktır mutluluk. Evet. Teşekkür ederim. Kitabının satışından elde ettiği gelirin yarısını Almanya'daki bir çocuk derneğine, diğer yarısını da Türkiye'deki depremzedelere bağışlayan Kahramanmaraşlı yazar Tuncer, sohbetinin sonunda kitaplarını imzaladı ve misafirlerle fotoğraf çekildi. Toplantının bitiminde dernek yöneticilerinden Burhanettin Uysal bir çağrı yaparak, 23 Şubat'ta kanser hastası 17 yaşındaki Onurcan ve 43 yaşındaki Süleyman için Köln, Neusser Caddesi 553 numaradaki Avrupa Türk İslam Birliği Camii'nde donör olmak isteyenler için kayıt kampanyası düzenlediklerini belirterek herkesi donör olmak için örnek vermeye davet etti. Toplantı hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Staying tuned. DJ Tycoons returns next week to take you to the journey.